Evet serbest doluş programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bir kez daha. Ne yaptın hafta sonu dinlendin mi? Evet. Şey, pazar, pazar günü hiç çıkmamışsın dışarı. dışarı. Hiç çıkmadım. Bodyguard'ı izledim. 6 bölümü tek sezon. Tam böyle çıtır. Hani evdesiniz o gün öğleden sonra Kaç dakika akşam. çıtır derken? 6 saat. 6 bölüm 6 saat. Pek çıtır değilmiş bir yani. Bir sezon 6 saat toplamda o kadar zaten. Bitti dizi yok başka. Ha, okey mini seri yani. Mini seri evet. Vallahi ben de Buhemin Rapsodi'ye ikinci turu yaptım. Evet gördüm. E, efendime söyleyeyim. E, bir de. Araya Müslüm'ü sıkıştırdım. Bir adam hakikaten çok acayip şeyler yaşamış, çok evet. büyük zorluklardan gelmiş. Kesin. O özel karakteri ve duruşu farklı e, olumsuz şeyler yaşayarak aslında o hayatı biriktirmiş ve oluşturmuş gibi bir durum var. Peki hala o zaman hızlıca haftanın paylaşımlarına ve haberlerimize geçelim mi? Evet, geçelim. Ya bu çok güzel. Monal Akansh'in <laughs> inanılmaz bir pratik zekası var. Evet. Almanya'da bir programda gelişi güzel. Bir izleyiciye mikrofon veriyorlar. İzleyici gelişi güzel, iki tane rakam söylüyor ve hızlıca çarpıyor. Böyle bir şey var ama bu matematik zekası başka bir şey. Tabii pra pratiklere doğru orantılı, e çok pratik yapanlarda da gelişebiliyor bu. Ama bir de ayrıca senle de ben de olmayan ekstra bir şey de var. Yok. Mesela bak ben sana sorayım şimdi. Tek anilerle başlayacağım. <laughs> Altı kere yedi. Peki. Aynı anda bravo. Bak hava olsun üç basamaklı çarptırayım sana. Arada keseceğiz beklemeyi. Çarptır. Hemen Gönder. başlıyorum. Dur, hatta 4 basamaklıyım bak. 1259 çarpı 369. 400, <gülüyor> <gülüyor> Olması lazım. 30 yıllık öğretmenlik hayatında ilk kope çeken öğrenci sensin. Tebrik ederim. <laughs> Ay bir şöyle böyle falan bir i̇şte, şey yap ya. Hocam hangi ırmağı <laughs> matematikten soğuttunuz görün lütfen. <laughs> Irmak hiç için inandırıcı ya. değil yani şöyle falan bir şey yap yani. Akanji mesela yapıyordu böyle. Şöyle bir, şöyle yukarı falan koy bir şey yapıyor. <laughs> foto bomb mu denir buna? Aslında bir fotobomb diye bir şey var ama foto... Yani fotoğraf çektirirken içerisine... arkada absürt bir görüntü oldu mu mu diye soruyorsun bana. Evet. Ben çok ırmakçım lütfen. Ben o fotoğrafları çekiyorum. Ondan sonra inceleyip sıklıkla Her karesini böyle, her pikseline kadar inceliyorum. O yüzden başıma böyle bir şey gelmedi. Futbolcu çocuk yani hani bizim zaten girip oralarda fotoğraf çektirme ihtimalimiz çok çok yok. Peki mesela yok. NBA maçlarına gittiğimde gidiyorum soyunma odasına. Geziniyorlar da. Aradan hani. ürya. <laughs> Hayır canım. İşte Boyan röportaj yaparken mesela geziyor hani böyle değil tabii ama sonuçta hani şeyle Baxter'la falan geziyor oyuncular yani. İngiltere'de bir Kadınlar Ligi müsabakasında maç öncesi yazı tura için kullanacağı parayı soyunma odasında unuttuğu için Para nerede? Taş, kağıt, makas. Evet. la e, karşılaşmayı kimin başlayacağını belirliyor ve bunun üzerine de federasyondan 21 gün ceza almış. Şimdi adamın aslında çözüm odaklı bir davranışı var. Hayır nerede? Ama görünen o ki çözüm biraz elinde patlamış gibi. Ne bileyim ke kenardan dördüncü hakemden al bunun da vereceği şey mi olur? Ama doğru, teknik ama direktörün bile herhalde. cebinde olabilir yani. E Ne olacak ya mesela atıyorum özel parayı unuttun bir lira var cebinde atarsın ne olacak? Ya tamam o göze batmaz kimse fark etmez bile ona ama sen şimdi bunu yaparsan olmaz yani diye. Olmazsa vermek olacak şey mi? İyi yapmışlar ceza vermekle. Az bile vermişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi bir de hafta arası Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir panelde bir araya geldi bir e, söyleşide. Yani para minimum, minimum mas rakam harcayıp gençlere yönelip falan filan gibi şeylerden bahsediyorlar ama ya yani 2 milyar 3 milyar borcu gence yönelip hangi gelirlere ödeyeceksiniz yani? Bir, format atmak lazım. Evet, bir format attık biz diyorsunuz. Biz sıfırdan başlıyoruz diyorsunuz. Bundan sonraki 15 senenizi planlıyorsunuz gibi bir şey yapmak zorundalar. Başka bir formülü yok yani bunun. Evet bu konuyla alakalı bir de tabii Lucescu'nun açıklamaları var. Zamana ihtiyacımız var. Futbolcuların kulüp takımlarında oynaması lazım. Geleceğimiz umut parlak gibi bir ifadesi vardı değil mi Yiğit? Ya ben bu milli takımdan umutluyum ya. Ben e, şu ana kadarki e, süreçte Lucescu'yu çok ben de eleştiriyorum. Fakat bana mesela çok öncelikle sempatik geliyor Mil takım. Doğru bir antrenör buluşmasıyla ben bu Mil takımdan umutluyum ya. Yani ben seviyorum Mil takımı. Ay. Ne oldu? İçim bir cız etti. Evet ya. Şimdi burada e, pek çok örnekte görüyoruz ben çok üzüldüm. Saçları saçlarını, gitti. Çok üzüldüm. Saçları gitti. Kesmesine. O da tabii ki futbol dünyasının saçıyla e, dikkat çeken ikonlarından bir tanesi. Bedelli çıkmış diyorlar Fellaini. <laughs> Fellaini yeme. <mi? gülüyor> ben Bedelliden fele... faydalanmış. Bu arada sen beğenmiyorsun gör, görsel Kime? olarak Fellaini'yi. Erkek gözüyle pek çekici geliyor <laughs> diyebilirim. Ben mesela <gülüyor> beğeniyorum. <laughs> Valla ben aslında afro saça ben üniversite döneminde çok özenirdim biliyor musun? Bir afroya bir de rastaya. Valla ben saçım, saçım uzun olsaydı hakikaten bir afro görmek isterdim kendimi. Ama ben beğendim Fellaini'yi. Bir Japon siber güvenlik bakanı hayatımda bir kere bile bilgisayar kullanmadım. Şimdi bir ee, Siber Güvenlik Bakanı titriyle bir basın toplantısına çıkıyor ve orada buna bir USB memori stick veriyorlar. Adam orada bir, bu ne ya falan diye bir şaşkınlık yaşıyor. <laughs> Onun üzerinde tabi bayağı bir eleştiri almış. Ben atıyorum sosyal medya hesabı kullanmıyorum vesaire dese anlayacağım ama ne demek yani sen şey USB'nin nereye takılacağını bilmemek ne demek yani? Rezil herif. Yoshitaka Sakaruda. Yoshitaka Sakaruda. <laughs> Sakurada. Senin bu isim okuma konusunda bir yeteneğin var. Farkında mısın? Ama yanlış okudum yine. Ama yani çaktırmıyorsun. <laughs> Yoshitaka Sakudura. Bak ben mesela Sakudura hiç alakasız bir şey okudum. Senin tabii canım büyük alakasız oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yoshitaka Sakurada. Yoshitaka Sakurada. <laughs> bu oldu. <Evet>. Yoshitaka <laughs> Sakaruda. Kendisine en son sürüm bir antivirüs programıyla veda ediyoruz. Ya bu çok yarmak. Oyun dünyasının geldiği son nokta. Bunun bir tonu var mı acaba? Pestiz falan filan. Şimdi la'dan girersen daha çok puan alıyormuşsun. <laughs> ses ver biraz ses. Oh!

Anne Ölmek, sen misin? Ölmek, izlesene. Ah, ah, ah. Oh, oh. Abi. Akıllı telefonun başına Allah akıllı çok... demiyorlar. Bizi. Cardozo, Seltavigo'nun başına geçti. Ve ilk basın toplantısında imza töreninde deporteumun başına geçtiğim için çok mutluyum diye. tabi olay bir, yani birden olay oldu bu. Yani düşünsene burada mesela bir tane Ay. teknik direktör getiriyorlar. Galatasaray'ın başına geçiyor. Türk Telekom Arena'da basın önünde işte taraftarlar kapıda falan filan adam diyor ki çıkıyor. Fenerbahçe'yi güzel günlere taşıyacağız diyor birden pat diye. Böyle bir şeyi söylemeyeceğim çok konsantre olunca ya da ama yanlış söyler miyim me çok konsantre olunca onu mutlaka yapıyorsun doğaçlamada. Mesela şimdi bir, biriyle flört etmeye başladın yeni ama ondan önce işte bir kız arkadaşın var ya da flörtün vardı falan. Hani ya da ikisiyle mesela... <laughs> Gözlüğüm nerede? <laughs> Evet <laughs> ismini vermek istemeyen <laughs> çok iyi çocuktu neyse yani yapacak bir şey yok kardozoya artık başa gelen çekiliş kardozoya başarılar bol balık yiyelim İngiltere lig 2 ekibi Morecambe'nin kanat oyuncusu Kevin Ellison'ın hızını 35 olarak tayin etmişler adam da ona tepki gösteriyor 35 gerçekten çok acımasız olmuş ama bunu FIFA'nın yapması kötü ben zannettim ki bunu oynayan biri yaptı o da gördü yok, falan yok. FIFA. ya adam bir de kanat oyuncusu kaleci arkadaş. olsa neyse. Profesyonel Hangi futbolcuyum. Sanat... Sağ, sol fark ediyorum. <laughs> Sağ olursa 35, sol yer yer sol oynadığında 35 buçuktan 36. Evet. Beklenen oldu. O zaman Tufan'ın beni mi demek lazım, bizi mi? <laughs> ben değil biz değil mi o? Can. Ben estetiğe kardeş karşıyım kardeşim. Estetik değil bu zaten. Buna estetik denmiyor biliyorsun. Niye? Har Faça gibi olmuş ırmak o. Sen toplumsal baskıdan dolayı mutsuz hissediyorsan ve yaptırıyorsan orada bir sorun var bana kalırsa. Ozan'ın da ama burada bir fazla açılmış gibi yarası. Yani geçmiş olsun. Acil şifalar. Acil şifalar. <laughs> 15 maçın 7'sinde 2 ve üzeri oranlı tahmin var. Bir tane beraberlik. O da ilk yarı, ikinci yarı 0-0 bitmiş. İtalya Portekiz. 3 liraya 5200 lira. Hiç fena vurgun değil yani. Fena değil tabii canım. Yani fena bir bu kullanıcımız, daha... bir de Ali Şen'e altın takan adam haftanın kazananı. <laughs> Emre Birhan ne yazmış? Geçen itici yazan arkadaşa tanışsak belki severdin demişti Merve. Ben onu tanışmadan seviyorum ama sırf tanışma ihtimali dolusun diye Merve de çok iticisin. Tanışalım mı? Tanışalım Emre. O köşemizde. <laughs> em, yani tanışalım, buyur gel. Seve seve, niye tanışmayalım? Çok aşığım, Irmak abi de o D birleşik. Evet. Tavsiye verecek bir hal görmüyorum. Sanki Merve Toy aşk konusunda tavsiye verebilir. Nasıl açılmalıyım, açılmamalı mıyım? Ya kesin açılıyor. ya tabii ki açıl ne güzel yani bence birini sevmek birine güzel hissetme güzel duygular hissetmek kadar iyi bir şey olamaz bir de insan hepimiz için en büyük ihtiyaç sevgi yani ne güzel birinin sana aşık olduğunu sevdiğini duymak kadar güzel bir şey yok bence dolayısıyla kesinlikle açılın yani. Sen batan bir güneş ben yollarda çilekeş. Sevene canım feda sevmeyene elveda. Aşk çekenin yol gidenin. <laughs> sev beni seveyim sev. Gaz fren şanzuman <laughs> halim duman. Kabahat sende değil, seni sevende de. haber Bilal? Kardeşim aşkla ilgili yorumlarımız bu şekilde. Açıl, sevenler buluşsun. Evlenin siz. <gülüyor> <gülüyor> evet yakın arkadaşız ama öyle bir e, projemiz evet. yok arkadaşlar. <laughs> <laughs> Sırf Merve Toy var diye like verdim YouTube'a. Merve Toy yazıyorum. Videolarını hep izliyorum. Instagram'dan mesaj atmıştım 6-7 ay önce ama hiç sallamadım her fotosuna like vermiştim. Mesaja cevap vermeyince hepsini geri çektim. O geçen hafta sırf Merve var diye dislike verdim diyen genç beni bulsun. İkna edeceğim onu. İyi program var. Ya şimdi Enis Özkan. Yani bu Enis Özkan'a yolladığım kalp. Bu bir. Ama geri aldım. Ne demek e, like'larımı geri aldım? Ya, olacak şey mi? Ya teşekkür ederim. Valla çok e, mahcup oldum. İzlemeye like like'lara da geri koyarsan sevinirim. Ula. Ula 20'a düştü bu. Aa çok iyi video. Bu videoyu biliyorsun değil mi? Ula! 20'a gidiyorum. Süre uzasın ve spor daha fazla yer verirse devamlı ve güzel bir içerik olur. Emir Caner Işık'ın. Ya evet biz bir yandan spora girelim, bir yandan da spora en azından sporu olması gerektiği gibi keyifli noktalarına girelim istiyoruz. Milyoner platformunda da hani maçlar, takımların durumları, işte Türkiye'den Avrupa'ya, e, milli takımlara kadar pek çok içeriği zaten düzenli olarak çok da güncel halde yani. Hızlı tüketim anlamında bu platformda izleyebildiğiniz için hani bizim e, kendi ilgimizi çekenleri, ise işte sizden gelen ne olursa onları falan işleyelim istedik. Ama evet dikkate alabiliriz bu o, mesajı. Emin Caner Işık. Daha boş bir program daha boş yani. bir program daha <laughs> göremez muhtemelen. bu gözler muhtemelen. Doludan kastımız ne o önemli. Yani evet neye boş neye dolu diyoruz. Biraz oralarda da kafalar karışık. Valla biz kendimizce e, tırnak içerisinde hayat görüşümüz ve bilgimiz dahilinde e, geyik yapmaya çalışıyoruz. Bence devam. Barış Junior'ın bir tane yorum var. O benim çok hoşuma gitti. Muhabbetler çok kısa ve anlamsız yerlerde bitiyor. Fena bir ikili sayılmazsınız. TFF'nin ABV. Ya ben şimdi cep telefonundan bakıyorum ya şey Irmak bana onu öğreti ver ya şey. E ben o yorumları geçen bir söylemiştin ama ben o yorumları cep telefonundan okumaya bilmiyorum. Bilgisayardan bakıyorum. Yani ben yani siber Japonya'nın siber savunma bakanı gibi oldum şu an. <laughs> geçen hafta öğrenmiştim. Bu hafta unutmuşum zaten. Neyse bir, birkaç defa yaparsam göreceğim. Evet bu haftalık bu kadar diye. Önümüzdeki evet. hafta yeniden serbest alış programı. almaya geldiler zaten. Burada alalım. <laughs> Hakikaten neler oluyor. Hoşça kalın biz kaçıyoruz. <laughs> Hoşça kalın.